Kanalda şey vardı, tüm yaş problemlerinin çözümleri KPSS'de çıkan o soru tiplerinden en gıcıklarından biriydi bu. Yine demek ki dikey sınavında da benzeri çıkıyor. Soru tipinin şöyle bir esprisi vardı. Bir tablo kullanıyorduk. Önce soruyu okuyayım. Hasan annesinden 22, babasından 25 yaş küçüktür. Annesiyle babasının arasında 3 yaş var demek ki. Hasan annesinin yaşına geldiğinde babası 67 yaşında olacaktır. Hasan bugün kaç yaşındadır? Şöyle bir tablo çizelim. Hasan, annesi, babası. Bir şimdiye bakalım. Bir de istenilen zamana. Şimdi Hasan X diyelim. Annesi ondan 22 yaş büyük. X artı 22. Babası da X artı 25. Hasan ikinci verilen durumda annesinin şimdiki yaşına geliyor. Yani ne oluyor? X artı 22 oluyor. Babası ne oluyor? 67 oluyor. Şimdi bu ikisi arasındaki yıl farkı sabit değil mi? Yani Hasan o zaman olduğunda 10 yıl geçiyorsa babası da 10 yıl geçmiş oluyor, 10 yıl büyümüş oluyor. Dolayısıyla sorunun esprisi de bu. Ben diyorum ki istenilen zamandan şimdiki zamanı çıkarırım, kaç yıl geçtiğini bulurum. Aynı şekilde buradan da kaç yıl geçtiğini bulurum. Öyleyse bu ikisinin farkı eşit. Ve bir denklem kuruyorum. X artı 22 eksi x diyorum eşittir 67 eksi x artı 25. Bu bunu götürdü. 22 eşittir 67 eksi x eksi 25. Yani şurası 42. Şöyle yazalım yine. 22 eşittir 42 eksi x. X eşittir. Şunu da bu tarafa attım. 20. Yani x neydi? Hasan'ın yaşıydı. Hasan'ın şimdiki yaşı 20. Tekrar söylüyorum, ne yaptım? İkinci durumla şimdiki durum arasındaki yıl farkı sabit olduğu için dedim ki Hasan o yılda ne kadar büyümüş? 10. Öyleyse babası da 10 büyüyecek. İki taraftaki fark eşit olacak. Öyleyse bundan bunu çıkarırım. Bundan da bunu çıkarırım. İkisinde de aradaki yıl farkını buluyorum. Dolayısıyla iki eşit ifade denkleme koyup iki eşitliği yazarım ve sonuca ulaşırım.